Herkese merhabalar. Adım adım 2022 LGS'ye yaklaşıyoruz. Tabii ki şu anda daha yolun başındayız ama bizler kazanmak istiyoruz. Çalışacağız ve kazanacağız hocam. Harikasın Tonguç'um. Gerçekten de çalışacağız ve kazanacağız diyorsun. İnşallah kazanacağız. Ama burada şu çok önemli. Planlı çalışmak, hedefimizi belirlemek, ortamımızı ayarlamak ve tabii ki de ne yapacağımızı çok iyi bilmek çok çok önemli. Sizler 2008 sayfa olarak zaten gümbür gümbür geliyorsunuz. Evet zorlu pandemi dönemleri yaşadık. Yani 6. sınıfta 7. sınıfta tam anlamıyla okula gidemedik ama inşallah İnşallah şimdi okullar da açılıyor. Güzel bir şekilde LGS'ye hazırlanacağız. Bizler Tonguç Akademi olarak zaten sizlerin yanınızdayız. Süper bir şekilde destek oluyorsunuz hocam. Teşekkür ederim. Evet sizlere süper bir şekilde destek olacağız Tonguç'um. Hiç endişelenmene gerek yok. Zaten 7'den 8'e kampımızla ve LGS kampımızla mükemmel bir şekilde sizleri toparlayıp ardından da LGS kampımız başladığında da mükemmel bir şekilde LGS'yi parçalayacağız. LGS'yi çok güzel bir şekilde başaracağız diyoruz arkadaşlar. Şimdi 2022 LGS maratonu başlıyor. Kafiyeli olmuş hocam. Evet gerçekten kafiyeli. 2022 gerçekten 2022 inşallah mükemmel başarılar gelecek nasıl çalışmalı, nereden başlamalı, ne yapmalıyız bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bu konuda zaten bizler Tonguç Akademi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Arkadaşlar tahmin olarak sınavımız 5 Haziran'da yani şu anda Ağustos olduğumuza göre Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran dersek neredeyse 10 ay var. 10 aydan biraz daha fazla ama 10 ay diyelim. 5 Haziran'daki o dönemleri saymayalım. 10 ay çok güzel bir süre. Neredeyse 1 yıl. Ama zaman su gibi akıp geçebiliyor. Dolayısıyla dikkat olmamız lazım. Elimizdeki bu zamanı çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla mesela ben sana günde Tonguç'um 24 bin lira versem 24 bin lira versem ama onu akşama kadar güzel bir şekilde harcayacaksın, harcamazsan harcamadığını geri alıyorum desem. Yani 24 bin lira verdim ya, akşama kadar harcadın harcadın, harcamadığını geri alıyorum desem. Sen ne yaparsın? Düzenli bir şekilde, iyi bir şekilde, iyi yatırım yaparak, işte doğru yerlerde harcayarak, kitap alarak veyahut da işte ee, nedir onun adı? Ee, ...sevdiklerine iyi hediyeler alarak harcarsın. Öyle değil mi? Mutlaka onu tüketirsin. İşte bizim de günde 24 saatimiz var. Bu 24 saati çok iyi değerlendirmemiz lazım. Eğer değil, harcamazsak o 24 saat uçup gidiyor. İşte bu 10 ay boyunca 24 saatimizi nasıl değerlendireceğiz? Uyuyacağımız zamanlar, dinleneceğimiz zamanlar... ...kitap okuyacağımız zamanlar, test çözeceğimiz zamanlar... ...2020 LGS'ye bakarak... Acaba 2021 LGS'de ne yapabiliriz? 2022 tayfa bizler neler yapabiliriz? Bunu çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. LGS soruları bizim için altın değerinde. Niye altın değerinde? Çünkü o sorulara benzer soruyorlar. Örnek sorular altın değerinde. Çünkü o sorulara benzer soruyorlar. Bunu bilmemiz lazım. Sorumlu olduğumuz derslere baktığımızda Türkçe, matematik, din kültürü, fen, inkılap, tarih, İngilizce birçok ders var. Burada Türkçe sözel derslerimizin içerisinde biliyorsunuz Tonguç evladım benim. 20 tane soru soruluyor ve kat sayısı 4. Matematik sayısal derslerimizin içerisinde 20 soru soruluyor ve kat sayısı 4. Fen bilimleri yine sayısal derslerimizin içerisinde 20 soru soruluyor ve kat sayısı 4. Din sözel derslerimizin içerisinde 10 soru var ve kat sayısı 1. İnkılap tarihi sözel derslerimizin içerisinde 10 soru soruluyor ve kat sayısı 1. İngilizce sözel derslerimizin içerisinde 10 soru soruluyor ve kat sayısı Bir. Birincisi Türkçe en önemli ders. Niye? Çünkü ana dilimiz Türkçe iyi bilmemiz lazım. Türkçe iyi yapabilirsek zaten matematiği de feni de çok iyi yapabiliyoruz. Hatta bununla alakalı sizlere yazın yapmanız gereken birinci şeyi söylüyorum. Bol bol kitap okumak arkadaşlar. Çünkü kitap okuduğumuzda bunu her zaman söylüyoruz ama sadece Türkçe dersinde kelime dağarcığımızı artmıyor. Sadece Türkçedeki paragraf sorularına hakim olmuyoruz. Aynı zamanda dikkat yeteneğimiz artıyor. Soruları daha dikkatli okuyabiliyoruz diğer branşlarda da. Ve matematikte böyle güncel yaşam soruları, de güncel yaşam soruları, işte deneye dayalı soruları düşünmemiz, muhakeme etmemiz, hayal kurmamız gerekiyor. İşte kitap okumakta bize hayal gücü kazandırıyor. Dolayısıyla bol bol kitap da okumamız gerekiyor bu süreçte. Türkçe, din, inkılap ve İngilizce sözel kısmı oluşturuyor. Toplam 50 soru var. Bir buçuk dakika verilecek. Ama matematik ve fen 40 soru oluşturuyor. Bunlara ikişer dakika veriliyor. Bunlar gerçekten zorlayıcı. Bilhassa matematik çok çok önemli. Matematik tercihlerimizde kazanacağımız yeri belirleyen bir şey. Ama bu şu demek değil. Sadece matematik matematiğe çalış. Diğerlerini boş ver diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Hayır diyemeyiz öyle bir şey yok. Matematiğe tabii ki daha çok çalışacağız. Matematik tabii ki çok önemli ama diğer derslerden de diyelim ki matematiğe çok çalışın ama Türkçeden dört yanlış yaptın. Dinden iki yanlış yaptın. Fenden beş yanlış yaptın. İnkılaptan İki yanlış yaptın. İngilizcen 3 boş bıraktın yanlış yaptın. E matematikte yaptığın bu kadar birçok net zarar görecek. Dolayısıyla diğer dersler yani matematik harcayacak dersleri de çok iyi çalışıp onları full'e yakın en yüksek netlere yakın yapmalıyız. Matematikte de inşallah hepsini doğru yapacak şekilde veyahut da yapabileceğimiz en iyi netleri kovalamalıyız. Şimdi soru dağılımlarını burada vermiştik zaten. Peki LGS için ne yapmalı onu bilmemiz lazım. Birincisi şunu bilmemiz lazım. 10 ay çok değerli bir süre. 10 ay yeterli bir vakit. 10 ayda ay gerçekten çok büyük başarılar elde edebiliriz. Eksiklerimizi kontrol etmemiz lazım. Bunun için sizlere 7'den 8'e kampı yaptık biliyorsunuz Tonguç Ali benim. Katıldın değil mi kampa? Evet hocam katıldım. Harikasın. 7'den 8'e kampında sizlere ödevler verdik. 7. sınıftaki konuları 8. sınıfta bağlantılı olacak şekilde tekrar ettik. Yani 7. sınıfta gördüğümüz mesela Türkçe'de sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, yazım kuralları, noktalama şartları 8. sınıfta da aynen var ve sınavın da yüzde yüzünü oluşturdu bu sene. Hatta yazım kuralları noktalama şartları çıkmadı bile. Bu sene sadece anlam bilgisi çıktı. Gelecek senede ve bir önceki senede sınavın yüzde seksen beşini oluşturuyordu. Yani dil bilgisinden çok az soru geliyor. Dolayısıyla yedinci sınıfta öğrendiğimiz Türkçe çok çok değerli. Yine matematik birçok çok konu sekizde bağlantılı. Fendeki birçok konu sekizde bağlantılı. Dolayısıyla eksiklerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Az ve verimli çalışacağız. Niye? Çünkü şu anda çok yorulursak bir anda sene başında Eylül ayında LGS kampımız başladığında okullar açıldığında böyle kendini yorgun hissedersin. Şunu unutma Tonguç'um dinlenmek de çalışmaya dahil. Dinlendiğimde de mi puanım artıyor hocam? Evet dinlendiğinde de puanın artıyor. Niye? Çünkü sen dinlendiğinde tatil yaptığında moralin motivasyonu yükseliyor. Derslerine daha iyi odaklanıyorsun. Derslerine daha iyi çalışıyorsun. Testleri daha iyi çözüyorsun. Eğer dinlenmezsen sürekli ders çalışırsan da verim azalıyor. Verim azaldığı zaman da yanlış yapmaya başlıyorsun. Demek ki iyi dinlenme iyi başarıyı getiriyor. İyi dinlendiğimiz zaman tabii ki bir de çalışacağız tabii. Sadece dinlenmek olmaz. İyi bir dinlenme sonrasında iyi bir çalışma, verimli bir çalışma bize başarıyı getiriyor. Bak şu çok önemli Tonguç'um. Günde bir saat çalışırsan tamam mı? Ve on verimle çalışırsan on puan elde edersin. Günde on saat çalışıp bir verimle çalışırsan Gene 10 puan elde edersin. Bak bir saat çalıştın ama çok verimli çalıştığın için 10 puan elde ettin. 10 saat çalıştın ama bir verimle çalışın için yani yorgun, dinlenmemiş bir şekilde yanlış kaynaklarla, yanlış sorularla, yanlış yöntemlerle, yanlış saatlerde çalışırsan 10 puan elde edersin. Bizim hedefimiz ne? 10 çarpı 10 hedefim hocam. Harikasın. 10 çarpı 10 yani 10 saat çalışıp 10 verimle 100 puan elde etmek 10 çarpı 10 100 ediyor. Bunu biliyorsun matematikte Tonguç'um. Burada şu çok önemli. Onun karesi hocam. Vay onun karesi diyorsun. Tebrikler onun karesi diyorsun. Onun karesi de gerçekten 100 ediyor. Bu sene bu konuda var. Ee, sayılar, köklü sayılar bunları da yine çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Burada şu çok çok önemli. 10 saatin 10 saatte test çözmeyeceğiz. Belki bunun içinde bir saat kitap okumakta ders çalışmaya dahil. Niye? Az önce söyledik. Kitap okuduğumuzda sadece Türkçe dersinde değil diğer derslerde de çok ciddi başarımız artıyor. Bunun içerisinde okulda işleyeceğimiz dersler Tonguç izlediğiniz videolar da dahil. Yani sen mesela 5 saatini bunun e, aktif çalışma olarak yani birebir kendini test çözerek değerlendirebilirsin. Diğer 5 saati aldığın dersler, gittiğin okuldaki dersler, kitap okumaları da bunun içine katabilirsin. Ama onların harcı 10 on saat çalışıyorsan da zaten hmm. tebrik ediyorum seni. <laughs> İnek sindir demek istiyorsun ama burada tabii ki o zaman da süpersindir diyelim yani. Mükemmel bir başarı elde edeceksin diyebiliriz. Sene boyunca gelecek kaygısı, stres, sıra korkusu, endişe bunlardan uzak dur Tonguç'um. Hiç endişelenmene gerek yok. Bütün bu güzel liseler, fen lise Anadolu liseleri, Anadolu İmatip liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki teknik okullar bunların hepsi sizler için. Yani ben şu anda çalışsam sınavda başarılı olabilir miyim? Evet hocam. Olur mu ama sınava giremem ki. Benim girmem yasak. Ben giremem artık. Benim eşim geçti. Bu sene 9. sınıfın, 10. sınıfın çalışkanları çok süper bir şekilde çalışsalar sınava girebilirler mi? Hayır hocam. Giremezler. Dolayısıyla bu sınav sizlerin. Yani bu sınav 2008 sayfa için yapılıyor. Bu sınava sadece sizler gireceksiniz. Dolayısıyla stres yapmanıza gerek yok. Çalıştığınızda okulların sayısı belli, kontenjanlar belli, sorular belli çalışan kazanır elması kızarır diyoruz. Yani dolayısıyla hiç endişelenmemize gerek yok. Okullar bizi bekliyor. Bu okullar sizin. Bu okullara çalışanlar girecek. Hedefimize düşünmemiz lazım. Sağlam bir hedef belirleyeceğiz. İyi bir okul. Senin hedefin nedir Tonguç evladım benim? Kabataş Erkek Lisesi hocam. Harika bir hedef. Kabataş Erkek Lisesi mükemmel hedef. Hedefimizi veriliyoruz. Aynı zamanda ortamımızı düzenleyeceğiz. Ortam düzenlemekten kastımız şu. Yani telefonumuzda mesela aplikasyonlar, gereksiz oyunlar varsa onları artık yavaş yavaş kaldıracağız. Ders çalışmakla alakalı şeyleri getireceğiz. Ders çalışma masamızı düzenleyeceğiz. Eğer kendimize ait oda varsa orayı düzenleyeceğiz. Ve en önemlisi tabii ki planımızı yapmamız gerekiyor. Yani bak bu harfleri okur musun Tonguç evladım benim? Hop hocam. Hop diyorsun. Dolayısıyla biz başarısızlığa hop diyeceğiz. Diyeceğiz ki yeter artık yeter. Biz, biz hop diyoruz hedefimizi belirliyoruz ortamımızı belirliyoruz planımızı yaptık ve mükemmel bir şekilde gümbür gümbür LGS'ye geliyoruz diyeceğiz. 2022 LGS'ye. Sağlam bir hedef motivasyonumuz artır. Yani hedefimiz Kabataş Erkek sesi olur. Biz bunun için gayret gösteririz. Kabataş Erkek olmazsa Cağaloğlu Anadolu sesi olur. İşte ne bileyim Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi olur. Ama bunlar da yine mükemmel bir başarıdır. Bunu asla unutmayalım. Hedefimizi her zaman yüksek tutacağız. Galatasaray Lisesi'ni istiyorum o zaman hocam. O zaman sen de hedefini yeniledin. Galatasaray Lisesi yapıyorsun aferin bak Galatasaray hedeflersin çalışırsın inşallah Galatasaray'a girersin ama olmazsa da gene kabataşa girmiş olursun demek ki hedefimiz yüksek tutacağız hayallerimizi yüksek tutacağız her zaman isteyen başarmak isteyen kişi biz olacağız hangi okula gitmek istediğimizi belirleyeceğiz 5 Haziran 2022'ye kadar bu uzun yolda başarıya ulaşmak sizin elinizde arkadaşlar ve bizler de Tonguç Akademi olarak her zaman sizin yanınızdayız az ve yeterli çalışacağız az önce söylediğim şeyi unutmayın bir verimli 10 saat çalışıyorsun 10 ama 10 verimli bir saat çalışıyorsun yine aynı şey diyorsun Biz ise 10 verimli 10 saat çalışıp 100'e ulaşmaya çalışacağız inşallah. Mutlaka planlı ilerleyeceğiz. Dönem başlayınca da yani Eylül ayında da LGS maratonunda çok daha kolay adapte olacağız. Dolayısıyla tekrar söylüyoruz hedefimizi belirleyeceğiz. Kazanmak istediğimiz okulu duvarımıza asacağız ve diyeceğiz ki geliyorum kaç benden LGS kitap okuyarak ders çalışarak video kamplarımızı izleyerek soru bankalarından testler çözerek 7'den 8'e kampında eksiklerimiz varsa onları tekrar ederek ve aynı zamanda geçen seneki videolarımıza da bakabilirsin Tonguç'cum. Geçen sene tüm konular sınavda dahildi. Onları izleyerek şimdiden güzel güzel verimli bir şekilde çalışmaya başlayabilirsin. Kork benden LGS. Harikasın. Kork benden LGS diyoruz. Seni yerim LGS diyoruz. Ve hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Unutmayın Tonguç Akademi olarak bizler sizin yanındayız. Lütfen bu videoyu beğeni atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.